Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Mafyadan kaçış yapacağız. Sevilen ve çok tehlikeli serimiz biliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Passat'ımız var. Passat nedir? Volkswagen ailesinin sevilen bir sedanı. Gördüğünüz gibi siyah renkli, siyah cam filmli iki tane. Mafyayı bugün... Mafya bizi kovalayacak yani kısaca. Tabii ki Volkswagen ailesiyle kaçacağız bugün de. Arabalar güzel, kahramanlar hazır. Volkswagen Jetta'yı göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle bunu ben kullanacağım. Belki kullanmam bilmiyorum. Tiguan var burada. Yanında Volkswagen Golf'ü görüyorsunuz. Burada Volkswagen Arteon var. Çok güzel bir sedan. Volkswagen Polo bizlerle ve son olarak Volkswagen Caddy bizlerle olacak. Arabalar çok güzel. Volkswagen ailesiyle bugün mafyadan kaçmaya çalışacağız. Zorlu bir kaçış olacak. Yolda mafyalar kenardan ateş edecekler bize. Silahlarla sürekli tarayacaklar. Ve bakalım nasıl olacak. İlk beni izleyeceksiniz. Ben kaçmaya çalışacağım mafyadan. Daha sonra diğer kahramanlar sırayla kaçmaya çalışacak. Favorabınızı yorumlara yazarsınız. Şimdi iki tane mafya var bugün arkadaşlar. Siyah Passat'ı var. Siyah cam filmleri var. Ve gerçekten tehlikeli. Kaçış başlayacak. Hazır mısınız? Ve kaçmaya başladım. Abi adamlar kaçıyor yollardan niyeyse. Oradaki mafyanın seslerini duyuyorlar arkadaşlar. Çünkü silahlar birazdan konuşacak. Aman abi birazcık hasar aldırdım. Mafya fena bir şekilde başladı. Şu an kaçmaya devam ediyorum. Arkadan iki tanesi kovalıyor. Sağdan ateş ettiler. Gördünüz mü? Lastiği patlattı. Sanırım benim arka tamponda hasar var. Çok seri bir şekilde kaçış başladı. Sağ arka lastik şu an için patladı arkadaşlar. Yakalanmam an meselesi. Of 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 of. Şu an kaçış devam ediyor. Sağdan hala ateş ediyorlar. Ve sağ arka lastik şu an için patladı. Bir daha ateş edecekler gibi gözüküyor. Of of of. Çok tehlikeli başladı şu an için. Sağ arka lastiğim gitti gördüğünüz gibi. Yani yakalanacağım muhtemelen. Abi yanlış gittim ya. Yanlış gittim. Allah kaput da gitti. Kaçmam lazım. Mafya arkada kaç. Kaç geri. Hızlı gitmem lazım. Çok tehlikeli bir durum var şu an. Adam orada. Şunu bir atlatırsam tamamdır. Tamamdır, geride kaldı. Orada neredeyse yakalanıyordum arkadaşlar. Kayalıkların olduğu yerde gördünüz zaten. Şu an mafya çok uzakta kaldı. Artık şu ilerideki köprüye geldiğimde, gelse de zaten yakalanmamış, yakalayamamış sayılacak arkadaşlar. Ve ben burayı geçtim ve mafya beni hala yakalayamadıysa başarılıyız demektir. Çok tehlikeli bir kaçış oldu. Gerçekten mafyadan kaçmak çok zor gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım Baldi neler yapacak. Baldi ya Baldi, ya ben Baldi'yim şey. Nasıl kaçacağız mafyadan acaba, söyler misin bana? Ya Baldi ilk defa yapıyor gibi konuşmak. Kaçacaksın işte ya. Ya finish'e kadar kaçacaksın. Yakalanmaman lazım. Hiçbir şekilde arabanın takla atmaması lazım. Arabanın bozulmaması lazım. Çünkü bozulursa siz artık yürüyerek kaçmak zorunda kalacaksınız ve direkt yakalanmış sayılacaksınız otomatikmen. Volkswagen Tiguan'le kaçıyor şu an için. Baldi yardırmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu an kaçış başladı Baldi ile. Bakalım nasıl bir kaçış olacak. İyice yardırıyor arkadaşlar Baldi. Tiguan hızlı bir araba, unutmayın. Yani bir büyük araba. SUV ama öyle olduğuna bakmayın. Yeni Tiguan zaten. Bu 2021-22 model. O yüzden çok dikkatli olması lazım Baldi'nin. Birazcık kötü vurdu. Kaç. Ön taraf ne hale geldi Baldi ya. Abi mahveden kaçacağız diye arabayı perde çıkardık ya. Direkt verseydik onlara daha iyiydi. Böyle arabayı mahvettik bir de üstüne. Şu an için arkadan hala kovalıyorlar. Baldi kaçmaya devam ediyor. Dikkat et Baldi. Çitleri kırdı geçti. Oo, gördünüz mü? Mafya taklattı orada. Şu an yalnız Baldi. Önüne bak. Baldi Allah senin cezanı verecek. Baldi ne yapıyorsun abi? Arabayı deriye uçuracak. Uçuruyor bile. Sanırım kaçabilecek mi? Motor durdu. Evet işte. En bekle mafyada geliyor. En beklenmedik, en olmaması gereken şeyi bugün Baldi yaptı gördüğünüz gibi. Teslim oluyor. Mafya Baldi'yi yakaladı. Tabi Baldi'nin hatası yüzünden yakaladı arkadaşlar. Arabasının motoru durdu. Duman çıkıyor motordan da. Mafya yakaladı Baldi'yi. Ve şu an için durumlar biraz kötüye gidiyor. Devam edelim arkadaşlar Recep abiyle. Volkswagen Caddy ile kaçacak. Bir hafif ticari biliyorsunuz. Recep abi her zaman iyi kaçar arkadaşlar. Bugün de iyi kaçacağını düşünüyorum Recep abinin. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Baldi'nin yakalanmasından sonra bir başarı görürsek biz de mutlu oluruz değil mi? Yani o zaman Recep abiye bir alkış arkadaşlar. Şöyle bir Recep abiye bir moral vermemiz lazım. Bakalım ne yapacak? Recep abi mafyadan kaçabilecek mi? Volkswagen Caddy. Hafif ticari araba biliyorsunuz. Küçük bir ticari ve güçlü ve hızlı bir ticari aynı zamanda. Recep abi tam gaz abi. Bas, Baldi yakalandı. Bas abi, hızlı geliyor soldan.
yakalanmaması lazım arkadaşlar. Çok hızlı ve seri bir şekilde kaçması lazım Recep abinin. Onu söyleyeyim öncelikle. Şu an arka taraftan ateş ediyorlar sağdan bu arada. Hiçbir şey olmadı arabaya ve sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Lastikler patlamadı ama yine de daha iki tane daha ileride mafyalar var arkadaş. Onlar da silahlarla bizi tarayacaklar birazdan. Makinalı tüfeklerle, silahlarla. Bak bak bak. Ooo iyi sıyırıyor Recep abi. Abi kaydırarak kurtulmaya çalışıyor. Gördünüz mü taktiği? Adam drift yaparak aralarından sıyrılıyor. Bu da değişik bir şey. İlk defa gördüm bunu ha. Tamam sıkıntı yok. Kaçsın da abi. Kaç kaç abi. Kaç abi. Çok geride kaldılar. Çok geride kaldılar. Zaten yetişemez arkadaşlar. Kedi yavaş bir araba değil. O yüzden Passat'la yetişemeyecek gördüğünüz gibi. Ooo gördünüz mü? Dağın üstüne çıktı. Kayalıklara fırladı. Passat mafya yolu şaşırdı. Ve Recep abi güzel bir şans. Güzel bir performansla ikinci kez başarıya ulaşan kahramanımız oldu. Önde Jetta, arkada Kedi. İki başarı Baldi yakalandırıyorsunuz Tiguan'le. Bakalım Batman bugün yeni Volkswagen Polo ile neler yapacak? Kaçabilir mi? Bence kaçamaz arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum Polo yani yakalanır Passat'a. Söyleyeyim size. Batman'de göreceksiniz yakalandığını zaten. Bakalım nasıl olacak? Beraber bakacağız. Abi bu millet niye kaçıyor bu tarafa doğru? Herhalde şey oluyor. Oradaki hani ateş ediyor ya mafya. Onlara sesini duyup korkup kaçıyorlar. Bak bir tane daha geliyor ileriden. O da kaçıyor. Herkes kaçıyor arkadaşlar bu tarafa doğru. Ve Polo çıkışını yaptılar. Adam geliyor. Allah adamı ezdik. Neyse devam et. Ha kalktı gidiyor. Boşver. Bir şey yok. Şu an için Polo ile kaçış devam ediyor. Batman kaçıyor. Bir darbe aldı arkadan. Sakin ol tamam sıkıntı yok silahlar hiçbir işe yaramadı şu an kaçış devam ediyor lastik patlamadı lastik patlamazsa kolay bir daha kaydırma başladı Recep abinin taktiğini uygula Batman kaydırarak geç at tabancadan silahın önünden kaydırarak geçmeye çalış yok abi yapmıyor ki adam direkt geçiyor dümdüz geçiyor onlara direkt isabet ettiriyor zaten gördüğünüz gibi arabanın sağ solu iyice hasar aldı onu söyleyeyim Batman kaçıyor şimdi bir şaşırtma taktiği uyguladı Batman'den şaşırtma taktiği geldi bakın hepsinin kafası karıştı ne buradan kaçtı gördünüz mü şaşırtma taktiği çok geride kaldılar gördüğünüz gibi onlar dönene kadar Batman yardırdı gidiyor ve bu da başarı demektir arkadaşlar şaşırtma taktiğini diğer kahramanların da kullanması lazım zor durumda ve gördüğünüz gibi hala yoklar ve kaçış başarılı arkadaşlar Volkswagen Polo Jetta Kedi'den sonra Polo da bugün başarılıydı 3 araba başarılı 1 araba maalesef mafyaya yakalandı şimdi kaptanla devam edeceğiz daha sonra da Golf'u kullanacak demir adam arkadaşlar. Arabamızı görüyorsunuz. Araba Volkswagen ailesinin en pahalı sedan arabası diye biliyorum RT10 için. CC ve RT10 ama CC daha ucuz RT10 en pahalısı diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin. Allah adam yine uçtu. Yalnız RT10'u yakalama ihtimalleri yok arkadaşlar söyleyeyim size. Passat hayatta yakalayamaz RT10'u. Kaptan da zaten iyi yarışıyor biliyorsunuz. İyi kaçar ve şu an için kaçış başladı kaptanla. Volkswagen RT10 kaçıyor. Passat kovalıyor. Mafyadan kaçış tüm heyecanıyla devam ediyor. Allah. Abi çok fena vuruyor arkadan. Şu an için kaçış. Yine silahlar konuşuyor. Abi çok fena silah ateş ediyorlar. Silah ediyorlar diyecektim. Ateş ediyorlar. İnanılmaz bir ateş yağmuru var sağ taraftan. Mafyadan gelecek. Birazdan bakın orada bir barikat kurmuş mafya. Burada geliyor. İsabet etti. İsabet etti birazcık. Ama lastiklere bir şey yok derken lastik mi patladı sanki bana mı? Öyle geliyor. Sağ ön lastik patladı. Bu bayağı bir sıkıntı olacak arkadaşlar. Sağ ön lastik patladı. Mafya dereye uçtu. İkisi dereye uçtu. Biri uçamadı ama geri geliyor. Ama yetişemeyecek muhtemelen. Bak bak yola çıktı. Ama hiç fark etmez. O gelene kadar biz zaten finish'e ulaşmış olacağız arkadaşlar. Hala yok gördüğünüz gibi. Sağ ön lastik diğer mafyanın ateşinde patlasaydı bir öncekinde %100 yakalanacaktı arkadaşlar kaptan ve RT10 ama son ateşte geldiği için kaçması kolay oldu. Gördüğünüz gibi 4 araba ve 4 kahraman başarılı. O zaman devam edebiliriz. Volkswagen Golf ile kim izleyeceğiz? Demir adam izleyeceğiz. Yine Volkswagen ailesinin pahalı ve sevilen bir hatchback arabası arkadaşlar. Seviliyor. Seversiniz. Hadi bakalım göreceğiz. Bakalım Demir Adam bugün mafyadan kaçabilecek mi? Merakla bekliyorum ben de. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Kaçabilir. Yani bence kaçar. Ama yine de izleyip görmek lazım. Demir Adam hızlı bir çıkış yaptı. Mafya peşimizde arkadaşlar. Golf tam gaz gidiyor. Demir Adam ile şu an için görüyorsunuz. Hiç duracak gibi değil arkadaşlar. Bakın.
hiç duracak gibi değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir hızlı gidiyor. Yani inanılmaz hızlı gidiyor arkadaşlar şu an. Görüyorsunuz abi, çok hızlı gidiyor. Gerçekten çok hızlı gidiyor ve devam ediyor kaçış. Dev adam kaçıyor. %100 bir başarı bekliyorum şu an için. Zaten bu saatten sonra kolay kolay gelmez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Volkswagen Golf'ün performansı belki de hepsinden en iyisiydi diyebilirim sizlere. Görüyorsunuz çok hızlı kaçtı. Hiç yakalanma ihtimali bile yoktu. Demir adam kaçtı. Mafya gelsin mi? Geliyor mu? Yolda mı? Hey dostum! Ay, neredesiniz bakalım? Ha işte buradasınız. Hepiniz kaçtınız ha. Vay be, Demir adam, Kaptan Batman, Recep ve Örümcek abi. Hepiniz kaçtınız. Bir dahakine hepinizi yakalayacağım. Ben mafyayım. Ya mafya bırak ya. Hepimiz kaçtık. Ben de kaçtım senden zaten. Bir gittim Baldi'yi yakaladım. Baldi de zaten suya düştü. Ondan yakaladım. Oo, sen öyle san. Bir dahakine hepinizi yakalayacağım, görürsün. Bak 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 Recep'e bak, göbekli Recep seni. Bir de ticariyle benden kaçtı. Sizi bir dahakine yakalayacağım, haberiniz olsun. Mafyadan kimse kaçamaz. Görürüz görürüz, bir dahakine Baldi bile yakalanmayacak, görürsün sen. Gördüğünüz gibi mafya sinirlendi çünkü neredeyse herkes kaçtı. Sadece Baldi'nin hatası yüzünden Baldi yakalandı arkadaşlar. Umarım favori arabanızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.